Fatma Aliye kimdir? Türk Edebiyatı'nın ilk kadın romancısı olarak tanınan Fatma Aliye Topuz, 9 Ekim 1862'de İstanbul'da doğdu. Tarihçi Ahmet Cevdet Paşa ile Adviye Hanım'ın kızıydı. Kendisine özel bir eğitim verilmese de ağabeyi Ali Sedat Bey'in evde özel hocalardan aldığı dersleri dinlemesi sayesinde kendini geliştirdi. Fransızca merakının ortaya çıkması üzerine ders alarak bu dili çok iyi düzeyde öğrendi. Fatma Aliye Hanım 17 yaşındayken 1877-78 Osmanlı-Rus harbindeki Plevne savunması ile ünlü Gazvan Paşa'nın yeğeni Kola Ağası Faik Bey ile evlendi ve 4 kızı oldu. Evliliğinin ilk 10 yılında ancak eşinden gizli olarak kitap okuyabilen Fatma Aliye Hanım eşinin bu konudaki tutumunun değişmesinden sonra onun izniyle tercümeler yapmaya başladı. Edebi yaşantısı 1889 yılında Görgüs Ohnet'in Volonte adlı romanını Meram adıyla çevirmesiyle başladı. Bu romanı bir hanım imzasıyla yayımladı. Bir hanım eseri ünlü yazar Ahmet Midat Efendi tarafından tercüman hakikat gazetesinde övüldü ve yazar kendisini manevi kızı kabul etti. Fatma Aliye Hanım bu ilk çevirisinden sonraki çevirilerinde Mütercimeyi Meram takma adını kullandı. 1891 yılında Ahmet Mithat Efendi ile birlikte Hayal ve Hakikat adlı romanı yazdı. Romanın kadın ağzından olan kısmı Fatma Aliye Hanım'ın erkek ağzından olan kısmı Ahmet Mithat Efendi'nin kaleminden çıkmıştı. Eser Bir Kadın ve Ahmet Mithat imzasıyla yayınlandı. Bu romandan sonra ikili uzun süre mektuplaşmış ve mektupları tercümayı Hakikat gazetesinde yayınlandı. Fatma Ali Hanım 1892 yılında Muhadarat adlı ilk romanını kendi adıyla yayınladı. Bu romanında bir kadın ilk aşkını unutamayacağı inancını çürütmeye çalıştı. 1899 yılında yayınlanan Udi adlı romanında görevi üzerine gittiği Halep'te yaşamına tanık olduğu bir kadın Udi'yi anlattı. Reşat Nuri Güntekin edebiyata ilgisini güçlendiren yapıtlar arasında Lala'sından dinlediği romanlardan sonra Fatma Aliye Hanım'ın Udi romanını sayar. Eserlerinde kadın gözüyle evlilik, eşler arasındaki uyum, aşk ve sevgi kavramı birbirine tanıyarak evlenmenin önemi gibi mühim konuları işleyen Fatma Aliye Hanım'ın diğer romanları Refet, Enin, Levayihi Hayat adlarını taşır. Yazar romanlarında bireyleşme çabasında olan, çalışan, para kazanan, erkeğe ihtiyaç duymayan kadın kahramanlar yaratır. Fatma Aliye Hanım, edebi eserlerinin yanı sıra kadın sorunlarıyla ilgili eser verdi. Hanımlara mahsus gazetede kadın sorunlarına ilişkin makaleler yazdı ve muhafazakar görüşlerden kopmadan kadın haklarını savundu. 1892'de yayınlanan nisvan İslam adlı kitabında Avrupalı kadınlara İslam'da kadının durumunu anlattı. Romanlarında daha modern kadın kahramanları yaratan yazar bu kitapta makalelerinde olduğu gibi eski gelenekleri savundu. 1893 yılında Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan Bir Osmanlı Kadın Yazarın Doğuşu adlı kitabının da önünü arttırdı. Bu kitap Ahmet Mithat'ın Fatma anlattığı yazarları ve Fatma doğrudan kendisini anlattığı mektuplarını oluşuyordu. Fatma Aliye mektuplarında bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme coşkusunu anlatıyordu.